İslam alemi bir bayramı daha Gazze'deki katliamın gölgesinde karşıladı. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti. Filistinliler ise İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'daydı. Gazze için hep bir ağızdan dualar edildi. İsrail polisinin kısıtlamalarının gölgesinde işgal altındaki Doğu Kudüs'e akın ettiler. Bayram namazını Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da kıldılar. Filistinlilerin sayısı sabah namazında 10 binlere ulaştı. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Süneyne bayram hutbesinde İsrail'in Gazze'deki katliamına dikkat çekerek Filistin halkının mücadelesinin süreceğini ve işgalin son bulacağını vurguladı. Avrupa'nın dört bir yanında da Müslümanlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Haber Global ekibi Almanya'nın Dortmund kentindeydi. Bayram sabahında Merkez Camii'nde buluşan Dortmundlu gurbetçiler namazın ardından bir kez de bayramlaşma için saf tuttu. Her bir el teker teker sıkıldı. Gurbetçiler gurbette bayramlaştı. Bayram kendi vatanımızda olmasa bile güzel geçiyor. Yani kendi vatanımızdaki bayramı andırmaya çalışıyoruz. Oradaki bayramları burada yaşatmaya çalışıyoruz Müslüman kardeşlerimizle beraber. Ya tabii ki insan evinden, vatanından uzak olunca bir burukluk yaşıyor ama biz en güzel şekilde ülkemizi, vatanımızı temsil etmek amacıyla buradayız zaten. Burası ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü. Camiler sabah erken saatlerden itibaren namaz kılmak isteyen cemaatle dolup taştı. Camilerde yer bulamayanlar namazlarını avlularda ve bahçelerde eda etti. Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar da Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Tabii Kurban Bayramı'nın bugün ilk günü, farklı dilden ve yaştan birçok kişi sabahın erken saatlerinde bayram namazı için camilere akın etti. Tıpkı Eyüp Sultan ve Fatih Camii'nde de olduğu gibi 79 yıl sonra ilk kez bayram namazı kılınan Kariye Camii'de yoğundu. Kurbanımızı kesmeye gideceğiz şimdi. Bayramlaşacağız. Genç, yaşlı, çocuk, her yaştan birçok farklı dilden kalabalık. Kurban Bayramı'nın birinci günü camiler doldu taştı. Bunun heyecanı, bunun şeysi başkadır yani. Çok güzeldir. Bütün Müslümanlar hayırlı olsun işte. Seneler sonra ilk defa Kariye Camii'nde özellikle bayram namazı kılmak bizi çok mutlu etti. Rabbim vesile olanlardan Allah razı olsun. Tüm İslam alemine de hayırlı bayramlar diliyorum. Her bayram olduğu gibi bu yılda bayram sabahı camilere akın edildi. İbadete tekrar açılan Kariye Camii'nde 79 yıl sonra bayram namazı kılındı. 4 yıllık restorasyon süreci, 86 yılın ardından açılan Kariye Camii. İlk bayram namazıyla birlikte cemaat içeriye sığmayınca dışarıda saf tutmaya başladı. Yüzlerce kişi hep birlikte bayram namazı için toplandı. İlk defa bayram namazı kılındı burada. Tabii ki Ayasofya gibi burada manevi bir durumu var. Çok güzel oluyor burada. Hep beraber saf tuttuk. Bayram namazımızı eda ettik. Ülkemize ve İslam alemine inşallah barış getirir. Bayram kendi kendine bir mutluluk, neşe kaynağı zaten. Dini vecibelerimizi de yerine getirdik. Namazın ardından kurbanlık satın alanlar kesimhanelere, akraba ziyareti yapacak olanlar da evlerine gitti. Büyük Çamlıca Camii, Eyüp Sultan ve Fatih Camii'nde de bayram namazı yoğunluğu vardı. İçeride yer bulamayanlar bayram namazını dışarıda kıldı. Mutlu, sevinçli, kazasız, belasız bayram olsun. Tek dileğimiz odur. İçeride yoğunluk var. Gayet de güzeldi. Kadınlı erkekli, kadınlar üst katlardı. Bayağı doluydu içerisi.